gibi burada lineeri seçersiniz. Daha doğrusu hatta şunu şöyle yapalım mı? 100 milimetre, 10 milimetre. Şurayı da 1 yapalım. Hop çok oldu. 3 yapalım. Lineerde daha doğrusal bir geçiş varken kübikte daha eğrisel bir geçişin olduğunu söylemekte fayda var diyorum. Devam edelim. Mesela burada yine aynı şekilde aradaki açıyı da buradaki ilerlemeyi de biz kübik veya lineer yapabiliriz. Genel hatlarıyla lineer ile kübik kullanılıyor. O yüzden ona değineceğim fazlasıyla. Mesela 10 ile başlasın, 3 ile bitsin dedim. Enter dedim. Bakın gördüğünüz gibi aradaki mesafe 10 ile başlıyor. Bakın büyük bir kalınlık var. Sonrasında buraya gittikçe azalıyor. Bunu hatta daha net görmeniz için şurayı 1 olarak belirleyelim. Gördüğünüz gibi çok net bir şekilde azalmayı görebilmemiz mümkün. Sonrasında length bölümünde metoda ben bir turns diyeyim. Kaç tane dönme yapacağını söylüyor. Burada geldik. Şu şekilde seçtirseydim iyiydi. 100 olarak yaptım. Length nerede? Burada evet. Turns'ı 100 yaptık. Şimdi bakalım. Okey diyelim. Şöyle bakalım. Takıldı. Şununla devam edelim. Evet. Devam edelim. Şimdi düzeldi. Turns kısmında 100 dönme yap diyorum. İşte bunu 1000'e kadar götür desek ne olur? Bakalım. Oo. Güzel bir şekil gördüğünüz gibi oluşmuş oldu. Bunu tam tersine de çevirebiliriz. Yukarıyı bin, pardon aşağıya bin. Yukarıyı şöyle yapalım. Şurayı 10 yapalım. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde de bir kap oluşmuş oldu. Lineer lineer dedik. Burayı mesela kübik diyelim. Kübiği daha çok daha net anlayabilirsiniz bu sayede. Gördüğünüz gibi kübikte de bu şekilde bir dönüşüm olmuş oluyor. Lineer along spline dediği zaman da işte iki farklı seçim yapmamız gerekiyor. Biz burada lineeri seçelim yine aynı şekilde. Peki biz burada limits'i kullanırsak ne olur? Ona bakalım. Şurayı bir düzgün bir sayı yapalım. 100 olsun. Okey. Şimdi dediği şey şu. 0 milimetre koordinat düzlemine göre 0 milimetreden başlasın. Bunu 100 milimetre değil 1000 milimetre dediğimiz zaman gördüğünüz gibi yine aynı şekilde bir uzunluk ataması yapmış oldu. İki farklı metotla biz uzunluk ataması yapabiliriz. Limitle veya dönüş sayısıyla aynı şekilde aynı işlemleri yapabiliriz. Burayı da radius olarak belirlersek görüldüğü gibi bir çizim yapılmış olur. Bu genel hatlarıyla bu şekilde ona bir falan değil de şöyle söyleyeyim size. Şöyle kullanılır. İşte arabanın amasör yayı yapılır veya yaptığınız bir çizimde yay yapmak istiyorsunuz. Bunu buradan yaparsınız rahat bir şekilde. Onu söyleyebilirim. Devam edelim. Yine aynı şekilde yapmış olduğumuz bu helix'imizi, yayımızı bir spline üzerinden de yapabilmemiz mümkün. Skecimizi seçiyoruz. X, Y düzlemini ben yine aynı hatayı veriyorum. Şu şekilde alayım. Şöyle de aşağıya atalım. Şimdi bir curve kısmına gelelim. Studio spline'ımızı alalım. Şu şekilde bir çok uzak oldu. Tamam. Şöyle yapalım. Close demeyelim ona. Kapatmasın. Şu şekilde devam eden bir spline'ımız olsun. Okey dedim. Şimdi helix komutuma geliyorum. Helix komutunu seçtikten sonra burada elang vektör değil, elang spline'ı seçtim. Bakın spline'ı seçtikten sonra ne oldu? Burayı bir düzeltelim. Çok karışık oldu. Burayı da bir 10 yapalım. Turns'ü de bir... Aynen, okey. Bu şekilde olsun. Tamam. Şu şekilde gördüğünüz gibi o yapılan spline'ın çevresinde bir bizim için helix oluşturmuş oldu. Genel hatlarıyla bu şekilde kullanılan bir komut diyebiliriz biz Siemens NX'teki helix komutumuza. Umarım anlaşılır olmuştur. Bir sorunuz varsa soru cevap kısmından bana sorabilirsiniz.
Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.